Hepinize merhaba arkadaşlar. 10 Şubat 2022 Perşembe, haftanın 4. işlem gününü geride bırakmak üzereyiz. Piyasalar ve verilerle başlayacağız. Tabii başlamadan önce dünkü videoma göstermiş olduğunuz ilgiden ve yapmış olduğunuz olumlu yorumlardan dolayı hepinize tek tek teşekkür ederim. Sesimle ilgili yanılgıya düşenler olmuş. Bayağı bir şaşırdılar açıkçası. Ben de size şaşırdım. Tabii güzel yorumlarınız vardı hepinizin. Bu yüzden ben de yeni bir karar aldım. Önümüzdeki hafta itibariyle bu şekilde görüntülü olarak yapacağız analizleri. Şimdi dün ben de kendi videomu izlediğimde ses ve görüntü kaydında biraz kalitesiz olduğunu gördüm ve hafta sonu bu işlemleri halletme kararı aldım. Yani daha güzel bir şekilde yapmaya çalışacağım. Ben de elimden geldiğinin en iyisini yapmaya çalışacağım. Bu yüzden arkadaşlar haftaya yeni bir konseptle analizlerimiz devam edecek. Şimdi bugün hemen piyasa ve verileri bir bakalım şöyle. Bugünün en önemli verisi Amerika'dan gelen enflasyon verisiydi. Zaten önceki videolarımızda da bugünün önemli olduğunu söylemiştik. Fakat veri beklentiye yakın geldiği için piyasalarda böyle çok fazla bir harekete neden olmadı. Tabii verinin hemen ardından özellikle VIX korku endeksi bir ara %5 yükseldi. Fakat sonrasında tekrardan bir geri çekilme sürecine girdi. Yine dolar endeksi 96 sınırına kadar gelmişken şu saatler itibariyle tekrardan 95-30'lara kadar geri çekilmiş oldu. Yani hani dünkü videoda da söylemiştim ya, beklentiye yakın bir rakam gelirse piyasa bunu çok fazla fiyatlamaz. Fakat böyle 8 veya 8'in üzerinde bir oran gelirse bu piyasaları birazcık gerebilir. Aynı şekilde dolar endeksinde 97 seviyesine kadar taşıyabilir diye belirtmiştim. 7.5 geldi arkadaşlar. 7.3 bekleniyordu. Çekirdek enflasyon göstergeleri de sınırlı da olsa beklentileri aştı. Zaten beklentiye çok yakın bir veri geldiği için bu da piyasa tarafından fiyatlanmış oldu. Şimdi bu veri sonrasında Fed swaplarında Temmuz'a kadar 100 bas puanlık faiz artışının fiyatlaması görüldü arkadaşlar. Yine Cleveland Fed Başkanı da enflasyon verisi öncesinde konuşmuştu. 2015'teki sıkılaşma döngüsünden daha hızlı bir şekilde artıracağını öngördü Fed'in. Faiz artırımlarını daha hızlı bir şekilde yapacağını söyledi. Hani tabii o öyle söyledi diye Fed kalkıp da işte bir yıl içinde 500 baz puan falan öyle bir faiz artışı olmayacak. Muhtemelen hani bu yılı 250-300 baz puanlık bir faiz artışıyla kapatırlar diye düşünüyorum. Tabii bu normalde agresif faiz artırımı demek. Fakat piyasalar bundan çok fazla etkilenecek mi? Hani bugünkü gelen veriden sonra da gördük. Özellikle ons altın cephesine baktığımızda hiçbir tedirginliği yok. Tekrar orada yükseliş devam etti. Yine aynı şekilde borsalarda. Bugün bizim Borsa İstanbul kapanışa yakın biraz geri çekilmişti. Fakat bizden sonra Amerika endeksleri biraz daha toparladı. Yani biz onu o pozitifliği tam olarak yakalayamadık kapandığımız için. İnşallah yarın devam edecektir oradaki yükseliş. Yani kısacası şu arkadaşlar, nasıl anlatayım? Evet, bir Fed faiz artışı sürecine gireceğiz. Fakat şu da var, bakın enflasyon yükselmeye devam ediyor. Hani diyelim ki 500 bas puan artırdı bu yıl Fed. Ne olacak? Enflasyon 7, faiz 500. Hani zaten hani -200 negatif faiz vermiş olacaksınız. Hani bu yüzden piyasa göçmez. Piyasa yine bu negatif faiz yerine işte alternatif olan işte altın, gümüş, borsa gibi yatırım araçlarında kalmaya devam edebilirler. Yine Avrupa'da da faiz artışına sıcak bakan yetkili sayılarının arttığı ile ilgili bir haber vardı. Biliyorsunuz zaten geçen hafta Lagarde, Avrupa Merkez Bankası Başkanı, sıkı para politikası mesajları vermişti. Daha sonrasında da böyle ortamı yumuşatmak için kademeli politika mesajı verse de Avrupa'da para politikasında özellikle son günlerde faiz artışı yanlılarının sayılarının yükseldiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Bu da piyasayı biraz tedirgin ediyor. Fakat bunlar hemen hemen fiyatlandı gibi diyebiliriz. Evet, iç politikaya döndüğümüzde Bakan Nebati yeni paketi cumartesi günü açıklayacak. Biliyorsunuz Londra'dan geldi. Fakat Londra'dan geldikten sonra böyle çok ciddi açıklamalar göremedik. Sadece olumlu olarak görüşmelerin sonuçlandığı açıklandı. İşte yabancılardan işte şu kadar milyar dolar gelecek falan, işte onlara özel ayrıcalıklı bir paket sunduk, beğendiler gibi böyle açıklamalar gelmedi.
Bilmiyorum, belki de cumartesi günü gelir. Takip edeceğiz. Bakan Nebati cumartesi günü hem fiyat artışlarına karşı tedbirleri hem yastık altı altınların finansal sisteme girmesi ve KGF yani kredi garanti fonu desteğini içeren paketi cumartesi günü açıklayacak. Bu da dolar TL'nin üzerinde baskı olmaya devam edecek arkadaşlar yarın da. Bugün yine Merkez Bankası'ndan veriler geldi arkadaşlar. Yabancıların Türk lirası swaplarında yeni dip görüldü bugün itibariyle. Geçen hafta 459 milyon dolar azalarak 807 milyon dolar düzeyine indi maalesef. Tarihi dipler görüyoruz bakın, yabancıların Türk bankalarıyla yapmış olduğu Türk lirası swap miktarlarında. Yine Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası verilerine göre 4 Şubat haftasında yabancıların hissede 32 milyon dolarlık satış yaptığını görüyoruz. Tabi tahvil tarafında ise az da olsa 36 milyon dolarlık bir alım yaptıklarını görüyoruz. Yine şirketlerin döviz mevduatları ile ilgili bir haber vardı. Burada da rekor bir düşüş görüldü. Döviz mevduatlarında 3,3 milyar dolarlık bir düşüş izlendi. Böylelikle tüzel kişiler yani kurumsalların döviz mevduatlarında haftalık bazda rekor düşüş kaydedildi arkadaşlar. Bunlar Merkez Bankası'ndan gelen veriler. Yine gerçek ve tüzel kişilerin toplam döviz mevduatları ise 225,1 milyar dolar oldu. Döviz mevduatı pariteden arındırılmış olarak gerçek kişilerde 911 milyon, tüzellerde yani şirketlerde ise 4,2 milyar dolar azaldı. Yani geçen hafta gerçekten dolarda hem gerçek kişilerde hem tüzel kişilerde az da olsa bir çözülme olduğunu görüyoruz. Tabii bu neyin etkisi? Özellikle hani şirketlere demişlerdi ya, işte vergiden muaf olmak için %25 döviz mevduatlarınızı bozmanız gerekiyor gibi. Hani bunların işleme girdiğini görebiliyoruz. Fakat dolar TL'de böyle çok fazla böyle bir aşağı yön oldu mu? Olmadı. Ama yukarı yön de olmadı. Yani hani diyoruz ya, işte yukarıya gittikçe böyle müdahaleler var. İşte bu da yani bir müdahaledir. İşte şirketlere, bankalara, işte tüzel kişilere diyorsunuz ya, işte dövizinizi bozun diye. Bu da bir müdahaledir. Yani en azından dolar arzını engellediğiniz için hani yukarı giderken de böyle dolar TL nazlanmış oluyor. Yani her yukarı gidişteki müdahale sözcüğü ve kelimesi hani orada dolar satılıyor, dolar yakılıyor olarak algılamayın. Bakın burada da görebiliyoruz, 4,2 milyar dolarlık şirketlerin kasasından bir dolar çıktığını görebiliyoruz arkadaşlar. Bu hafta itibariyle ilk defa rezervlerine de yansıdığını görüyoruz Merkez Bankası'nın bu döviz satımlarının. TL'ye dönüşler Merkez Bankası rezervlerine de yansıdı. Brüt rezervleri 114,7 milyar dolara yükseldi. Net rezervler ise 5,8 milyar dolara artışla 16,3 milyar dolara yükseldi. Tabii bizim burada dikkat ettiğimiz rakam şu arkadaşlar. Hani o eksi 56 milyar dolardı ya 2 hafta önce. Geçen hafta eksi 54,1 milyar dolara, bu hafta itibariyle yani 4 Şubat haftasıyla birlikte eksi 50 milyar dolara yükselmiş oldu. Yani bir kıpırdama var mı Merkez Bankası'nın rezervlerinde? Evet var. Fakat hala durum vahim, yani hala eksi 50 milyar. Tabii bu toparlanma olduğunu da es geçemeyiz, yani bunu da söylemek zorundayız. Hem bu döviz endeksli mevduata geçen hem de şirketlerin bozmuş olduğu döviz mevduatlarından TL'ye geçmiş oldukları miktarların bu hafta itibariyle Merkez Bankası'nın rezervine yansıdığını görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim bakalım grafiklerimiz bize ne söylüyor. Dolar endeksi gördüğünüz gibi arkadaşlar, o enflasyon verisinden sonra 96,03'lere kadar yükselmişti. Fakat şu anda 95,35'lere kadar geri gelmiş durumda. Hani burada veri anında, yani veriden hemen sonra insanlar Fed'in daha sert faiz artıracağına dair bir fiyatlama yapmaya çalıştı ve dolar endeksinin 96'lara doğru gittiğini gördük. Fakat sonrasında önce altın, sonra da borsalar toparlamaya başlayınca dolar endeksinde de bir geri çekilme gördük. Hani piyasa şuna kanaat getirdi. Evet, enflasyon son 40 yılın zirvesinde, fakat beklentiye yakın geldi. Hani yakın geldiği için de hani piyasa bunu zaten fiyatladı olarak algıladı. Şu anda 95-35 seviyesinde. Burada destek bölgesi arkadaşlar dolar endeksinde 95-18'dir. Burada 100 günlük ortalama var biliyorsunuz. Hani buralara kadar geri çekilip sonra tekrardan
yukarı dönmesini bekliyorum ben. Evet, ons altın tarafına geldiğimizde bir ara şöyle bakalım kaça kadar düşmüş. Veriden sonra 1820'ye kadar düştü fakat şu anda 1835. Ons altında özellikle son 5 gündür, yani geçen hafta Cuma'dan itibaren çok kararlı bir yükseliş var. Şuradaki trend de yukarı yönünü kırdı. Fakat burada şöyle bir sorun var. Yani daha önce de burada bu Kasım aylarında da bu trend yukarı yönünü kırmıştı. Fakat sonrasında geri çekilmek zorunda kalmıştı. Yine aynı şekilde 25 Ocak tarihinde de bu trend yukarı yönünü kırmıştı. Fakat bu kezki yükseliş biraz daha kararlı görünüyor. Şurada yatay bir direncimiz var. Burası 1850 arkadaşlar. Bu 1850'nin üzerinde günlük kapanışlar gelirse şöyle direncimizi de buraya işaretleyelim. Hatta 1853 görmüştü Ocak ayı içerisinde. Bu 1853'ü kırabilirse yönün pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Fakat şimdilik çok da fazla böyle kesin konuşmamak gerekiyor. 1850'ye kadar zaten yükseliş beklenmiş. Şuradaki 200 günlük ortalama yukarı yönlü kırıldığında belirtmiştim. Nasıl ki bu 1850'den tekrardan 1780'lere geri dönüşü bildiğimiz gibi yine buradan 1780'den alınan destekle 1850'ye bir yol açıldığını hafta sonu yapmış olduğumuz videoda belirtmiştik. Asıl yükselişler bu 1850'yi kırabilirse başlayacak. Yani 1850'ye kadar temkinli olmakta fayda var. Eğer bu 1850'ye geliyor ve kıramıyorsa buradan dolara geçmek mantıklıdır. 1780'e geldiğinde tekrar altına geçmek yine aynı şekilde mantıklıdır arkadaşlar. Şöyle gram altına bir bakalım. Gram altın şu anda 797 TL seviyesinde. Zaten şurada 21 günlük ortalamamız vardı. Burası 787. Bu 787'nin üzerinde ise pozitif olduğunu görebiliyoruz. Yukarıda ise direncinin 810 olduğunu söyleyebiliriz. Ben önümüzdeki günlerde hani ons altına çok fazla bağlı kalmadan bu 810 direncinin hani bir şekilde yukarı yönlü kırılacağını düşünüyorum arkadaşlar. Özellikle Mart ayı ve sonrasındaki haftalarda buradaki 810 direncinin yukarı yönlü kırılacağını düşünüyorum. Eğer ters bir hareket olursa da 787 destek seviyesinin takip edilmesi gerekiyor. Çünkü 787 desteğinin en az 2 günlük altında kapanış gelirse 750 TL'ye kadar bir geri çekilme olabilir. Şöyle MACD'ye baktığımızda burada sıfırın üzerinde bir al sinyali gözüküyor. Zaten hani bu indikatörlere bakarak da ben buradaki 810 direncinin önümüzdeki günlerde kırılma, yukarı kırılma ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyorum. Yine aynı şekilde RSI indikatörümüz de 56 ile pozitif arkadaşlar. Şöyle dolar TL'ye gelelim. Dolar TL şu anda 13.50 civarında. Çok da fazla hareket etmiyor. Az önce de gösterdiğimiz gibi yani işte dolar endeksindeki bakın bir aşağıya bir yukarı bir aşağı tekrar yukarı. Hani bu hareketleri biz dolar TL'de göremiyoruz. Sebebi de videonun başında söylediğim gibi bir şekilde hani paketler, müdahaleler açıklanıyor. Hani dünkü videomuzun aynısı arkadaşlar. Burada 13.46 bizim 21 günlük ortalamamızdır. 4 saatlik grafikte ise şurada kırmızı bir çizgimiz vardı bizim. Burası da arkadaşlar 13.35. Bu 13.35 ana destek bölgesidir dolarda. Yani bu 13.35 kırılırsa aşağıda 12.80'lere kadar gitme ihtimali var. Hani bir 50 kuruş daha inme ihtimali var. Fakat buraların ben destek olarak tekrardan şurada çalıştığı gibi 31 Ocak'ta çalıştığı gibi yine buraların destek olarak çalışacağını düşünüyorum. Muhtemelen cumartesi günü açıklanacak olan paket altın üzerine olacaktır zaten. Yine KGF'lerden de bahsedilecek. Fiyat artışları ile ilgili de konuşulacak. Fakat bu altın sertifikası ile ilgili çok yeni böyle daha cazip bir nasıl diyeyim size ürün ortaya konursa ki altın sertifikası ile ilgili ürün aslında günler öncesinden bahsedilmişti fakat fazla tutmadı. Hani döviz endeksli mevduat 300 milyar TL'ye yaklaştı. O fena değil. Ama altın sertifikası çok fazla tutmadı. Burada hedef yastık altındaki altınlar arkadaşlar. Fakat burada ben çok fazla bir çözülme olacağını düşünmüyorum. Çünkü hani kelimenin köküne bakın yani yastık altı. Hani insanımız buna bu kavramı yüklemiş. Hani yastık altı ne içindir? Çok zor günler içindir. İşte cenaze olur, düğün olur, işte bir yol seyahat olur. Hani böyle çok zor günler içindir. Hani onu kalkıp da böyle işte getireceklerini çok fazla sanmıyorum. Getirirlerse tabii güzel olur fakat az önce de dediğim gibi yani yastık altı hani o çok zor zamanlar için saklanan bir
enstrümandır. Çok fazla başarılı olacağını sanmıyorum. O yüzden de böyle dolar TL'de çok fazla geri çekilme olmasını da beklemiyorum arkadaşlar. Zaten şu anda teknik olarak bu 13.46'nın üzerinde kaldıkça pozitif olduğunu söyleyebilirim. Geldik borsaya. Borsa bugün şanssızlıkla kapattı. Yani enflasyon verisinden sonra ABD endeksleri düşerken bizim borsamız da düştü. Fakat sonrasında bizim borsa kapandıktan sonra ABD endeksleri biraz toparladı. Fakat biz o toparlamayı yaşayamadık. Eğer ABD endeksleri yarın sabaha tekrardan yeşillenmiş olursa biz de borsada şuradaki 2068 direncini yarın tekrardan test ederiz diye düşünüyorum. Yani her seferinde aynı şeyleri söylüyorum. Fakat görüyorsunuz dünyada da yani enflasyon yükselmeye devam ediyor. Dünyanın en büyük ekonomisi olan Amerika'da %7,5 geldi enflasyon. Hani enflasyonun olduğu ortamda bizim ülke olsun başka bir ülke olsun fark etmez. Borsa en güzel yatırım yerlerinden birisidir. Hani bakın işte Fed'in faiz artırım süreci falan oydu buydu sıkılaşmaydı bilanço daraltmaydı. O kadar şey orada da konuşulmasına rağmen işte açıyorsunuz bakıyorsunuz Dow Jones'u işte S&P 500'ü Nasdaq bu borsalara bakıyorsunuz. Hani çok da fazla geri çekilme olmadığını görüyorsunuz. Hani insanlar da orada diyorlar ki tamam Fed faiz artıracak ama hani enflasyon şiddetli bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Ben niye hani nakite çıkayım da paramı eriteyim diyor. Hani en azından borsada beklerim. Hani şansıma bir rally başlar. Hani ben de oradan enflasyona karşı kendimi korumuş olurum mantığıyla borsada beklemeye devam ediyorlar. Ben de beklemeye devam ediyorum arkadaşlar. Hani bu tekrardan belki yarın bir eksi 2, eksi 3 görse bile hiçbir şekilde umudumu kaybetmeyeceğim. Mart ayında belki Fed'in bu faiz artırımı fiyatlanmış olur. Hani o zaman Mart ayı yaklaştıkça yani Fed'in Mart toplantısı yaklaştıkça piyasada mutlaka bir baskı olacaktır. Fakat bunun da ben geçici olduğunu düşünüyorum. Hani o özellikle o faiz artışı yapıldıktan sonra piyasa rahatlayacak. Yani diyecek ki hani evet faiz artışı bekliyorduk aylardır. Evet oldu. Piyasa bunu satın aldı. Beklenti satın alındı ve bitti. Gerçekleşti. Artık yolumuza devam edelim bir sonraki toplantıya diyerekten piyasanın tekrar yürümesini bekliyorum ben. En az 2500'lük bir hedefim var Borsa İstanbul'da. Bakın en az ki şu anda zaten 2038'de günü kapattık. Yarın ABD endekslerine bakacağız. Eğer orası yeşilse, güzelse, pozitifse biz de yarın borsa olarak tekrardan bu 2068 direncini test edeceğiz. Eğer bir geri dönüş olursa, küreselde de bir satış olursa 21 günlük ortalama olan 1996 seviyesini takip edeceğiz. 1996'nın üzerinde kaldıkça yön pozitiftir. 1996'nın aşağısına sarkıyorsak da 1930'lara kadar gitme ihtimalimiz var. Fakat ben ilk ihtimalin yani şuradaki 2068 direncinin test edilmesi ihtimalini daha yüksek olasılıkla görüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmadan geçmeyin arkadaşlar. Hepinize bol bereketli kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.